Abhazya Cumhuriyeti Karadeniz'in doğu kıyısında yer almaktadır. Kuzeybatısında Rusya Federasyonu, güneydoğusunda Gürcistan ile sınır komşusudur. Cumhuriyet 7 vilayetten oluşup yüz ölçümü 8600 km²'dir. 1 Ocak 2006 sayımlarına göre Abhazya nüfusu 215.774 kişi olup bunun %45'i kentlerde yaşamaktadır. Abhazya 18 milliyetin birlikte dostça yaşadığı geniş bir mozaiktir. Abhazya Cumhuriyeti, kendi anayasası, yönetim sistemi, politik gücü ve yasaları olan bir ülkedir. Devlet Başkanı, 2005 yılında seçilen Cumhurbaşkanı Sergey Bagapsh'tır. Abhazya, tarih öncesine dayanan köklü geçmişiyle bilinir. M.Ö. 1. hatta 2. ve 3. bin yıllara kadar dayandırılan arkeolojik kalıntılara ve yerleşim yerlerine sahiptir. Abhazya'nın devlet yapılanması, 1200 yıl öncesine dayandırılmaktadır. Coğrafi yapısının avantajı ile Abhazya, eski Yunanlıların, Arapların, Cenevizlilerin ve Venediklilerin tarih öncesinden beri ticaret yaptığı Karadeniz Havzası'nın önemli ticaret ve kültürel etkileşim merkezlerinden biridir. Abhazya'nın jeopolitik önemi tarihin her döneminde egemen güçlerin iştahını kabartmış, saldırılar ve işgaller sonucunda Abhazya'nın yerli halkı sık sık sürgünlere maruz kalmıştır. Bunların en trajik olanı ise 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı topraklarına sürülmeleridir. Günümüz Abhazya halkı atalarının bu sürgün acılarına ilgisiz kalmamakta ve bu durum Abhaz devletinin geri dönüş politikalarının da temelini oluşturmaktadır. 1990'ların başında Abhazya bir büyük trajedi daha yaşamış, Gürcü askeri güçleri tarafından işgale uğramıştır. Sürgünzedelerin torunları, Kafkasya'daki diğer halklarla beraber Abhazya'nın bağımsızlığını korumak için omuz omuza savaştılar. Abhazya'nın ekonomik gelişiminde farklı alanlara yapılacak yatırımlar önemli bir rol oynayacaktır. Bugün için öne çıkan yatırım alanları turizm, enerji, taşımacılık, telekomünikasyon ve tarımdır. Abhazya'nın büyük bir hidroelektrik potansiyeli vardır. İngur Barajı ülkenin tüm elektriğini karşılamaktadır. Suhum Barajı ve Bagnar ve Beslet Güç İstasyonları da Abhazya'nın enerji üretimine katkıda bulunmaktadır. Abhazya, altyapısının güncelleştirilmesi ve rehabilitasyonu halinde kendi ihtiyacı dışında komşu ülkelere de enerji satabilecek potansiyele sahiptir. Tam kapasiteyle çalışması halinde sadece İngur Barajı yıllık 3 milyar 400 milyon kilowatt saat üretim yapabilmektedir. Abhazya'da taşımacılık deniz, kara, hava ve demir yolu ile sağlanmaktadır. Stratejik öneme sahip olan transit kara ve demir yolları Abhazya'dan geçmektedir. Coğrafik yapısının uygunluğu ile Suhum Limanı, komşu olduğu Krasnodar Eyaleti ve Kuzey Kafkas Cumhuriyetleri için deniz trafiğinin ve inşaatının tamamlanması halinde Kafkas Dağları'nı aşacak Trans-Kafkas Otoyolu'nun önemli bir noktasıdır. Abhazya halen çalışmakta olan 3 limana sahiptir. Bunlar Suhum, Oçamçıra ve Pitsunda limanlarıdır. Deniz taşımacılığını geliştirmek, mevcut limanları tekrar inşa etmek ve bunlara yeni limanlar eklemek Abhazya yönetiminin öncelikli projeleri arasındadır. Abhazya'nın hava sahası, uluslararası 3 hava yolunun kesiştiği bir bölgededir. Suhum Havalimanı, bağımsız devletler topluluğu ülkeleri arasında en iyi teknik altyapıya sahip olup,
24 saat hizmet veren en önemli havalimanlarından biri konumundaydı. Abhazya'da sanayi ve üretim önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen son yıllarda ekonomik ve teknolojik bir durgunluk sürecindeydi. Yabancı yatırımcıların ilgisini çeken dallar ise kereste ve orman ürünleri sanayi, gıda sanayi ve hafif sanayidir. Bunlar Abhazya'da üretimin %67'sini kapsamaktadır. Bugün de gıda sanayi önemli bir potansiyele sahiptir. Bununla birlikte yerli ham maddelerin farklı sanayilerde kullanımı ülkede ekonomik potansiyeli artırdığı gibi ihracatı da etkilemektedir. Bu, kömür ve diğer maden kaynaklarının çıkarılması, elektrik üretimi ve inşaat malzemeleri imalatını kapsar.